Buda'nın beyni 92. okuma Görünür benlik ne işe yarar? Görünür benliğin faydalı olduğu bazı şeyler vardır. Bir insanı diğerinden ayırmak için elverişli bir yoldur. Yaşamın belirli bir benin başına geliyormuş gibi görünerek birbirine bağlanan deneyimler kaleidoskobuna bir süreklilik algısı katar. İlişkilere heves ve bağlılık getirir. Burada bir sevgi yükseliyor demek yerine seni seviyorum demek çok daha güçlü bir etki uyandırır. Benlik algısı doğum sırasında yeni oluşmaya başlar ve çocuklar genellikle 5 yaşına geldiklerinde önemli benlik yapıları geliştirmiş olurlar. Geliştirmezlerse ilişkileri oldukça hasar görür. Benlikle ilgili süreçlerin beyne bağlı olmasının geçerli sebepleri vardır. Atalarımızın gittikçe sosyalleşen Kişiler arası dinamiklerin hayatta kalmada önemli rol oynadığı avcı toplayıcı gruplar içinde başarılı olmalarına yardımcı olmuştur. Başkalarındaki benliği kavrama ve kendi benliğini becerikli bir şekilde dışa vurma, ittifaklar kurma, eş bulma ve genleri aktarmak üzere çocukları hayatta tutma konularında oldukça faydalıydı. Hem ilişkilerin evrimi benliğin evrimini sağladı hem de benliğin evrimi ilişkilerin evrimini. Bu sebeple benliğin faydaları beynin evriminde bir faktör oldu. Benlik yüzbinlerce jenerasyon boyunca yavaş yavaş biriken üreme avantajları tarafından insan DNA'sına kazındı. Burada amaç benliği savunmak ya da haklı çıkarmak değildir. Ancak aynı zamanda onu küçük görüp bastırmamalıyız da. Benliği özel bir şey gibi değil de, herhangi bir zihin nesnesinden daha iyi ya da kesin bir farklılığı olmayan zihinsel bir şablon olarak görseniz yeter. Birazdan okuyacağımız yöntemleri uyguladığınızda benliğe direnmemiş ya da onu bir sorun haline getirmemiş olursunuz. Sadece onun gerçek yapısını görür ve güneş çıkınca kaybolan sabah sesi gibi eriyip gitmek üzere gevşemeye teşvik edersiniz. Peki geriye ne kalır? Açık kalpli bir ferahlık, bilgelik, değer yargıları ile erdemler ve sakin, tatlı bir neşe. Özdeşleşmeyi bırakın. Benliğin gelişmesinin bir başka yolu kendini bir şeylerle aynı kefeye koyması, onlarla özdeşleşmesidir. Maalesef bir şeyle özdeşleştiğinizde onun kaderi sizin kaderiniz olur. Ancak bu dünyadaki her şey mutlaka sona erer. Bu yüzden durumlarla, nesnelerle ve insanlarla nasıl özdeşleştiğinize dikkat edin. Alışıldık bir sorgulama biçimi de şöyle şeyler sormaktan geçer. Ben bu el miyim? Ben bu inanç mıyım? Ben bu ben algısı mıyım? Ben bu farkındalık mıyım? Dilerseniz sorulara belirgin yanıtlar da verebilirsiniz. Hayır, ben bu el değilim özellikle de yürütücü işlevlerle özdeşleşme konusuna dikkat edin. Örneğin gözlemleme, planlama, seçme. Beyninizin ne kadar sık bir ben pek dahil olmadan da gayet başarılı planlar ve seçimler yaptığını fark edin. Örneğin işe giderken araba kullanmak gibi. Farkındalıkla özdeşleşme konusuna da dikkat edin. Onunla özdeşleşmeden ya da onu yönlendirmeden farkındalığın doğmasına izin verin. Ben, benim ve benzeri benlik ifadelerini de diğerleri gibi düşünceler, zihin nesneleri olarak değerlendirin. Kendinize şunu hatırlatın. Ben düşünceler değilim. Ben bu benlik düşünceleri değilim. Benlikle özdeşleşmeyin. Gerekli olmadığında benlik sözcüklerini örneğin ben, benim, kendim gibi kullanmayın. Belirli bir süre örneğin işteyken bir saat boyunca bunları kullanmamaya çalışın. Bırakın deneyimler onlarla özdeşleşmeden farkındalıkta aksın. Bu durum söze dökülecek olsa şöyle bir şey olurdu. Görme gerçekleşiyor. Burada bir his var. Düşünceler doğuyor. Benlik algısı ortaya çıkıyor. Mümkün olduğunca az miktarda benlik varsayımıyla hareket edin. Plan yapın, hissedin ve konuşun. Bu bilinçli farkındalığı zihninizin simülatöründe oynayan mini filmlere de genişletin. Benlik varsayımının benlik ortada yokken bile bu filmlerin çoğuna nasıl işlemiş olduğunu fark edin. Bu işleme simülasyonlarınızda nöronlar birlikte ateşlenip birbirine bağlanırken benliği daha da pekiştirir. Bunun yerine olayların algılayan bir ben olmaksızın belirli bir beden zihin perspektifinden algılanabildiği mini filmlere erişim sağlamayı sürdüren genel bir tavır geliştirin.